Herkese merhaba. Sizlere bugün tomografiyi anlatayım. Tomografi nedir? Tomografinin riskleri, tomografide kullanılan ilaç ve çekim süreleri nasıl olur? Ve cihaz nasıl olduğunu gösterelim. Şimdi tomografi cihazı bu şekilde. Bu tomografi cihazımızın çekimin yapıldığı yer gantry. Derinliği, genişliği uzun. Birçok kişi bunu MR'la da karıştırabiliyor. Tomografide herhangi bir şekilde ses yok. Çalışma prensibi direkt olarak transmisyon X ışınıyla ne yapıyor? Çekimi yapıyor. Bunun için X ışını verildiği için X ışınlarının yani diğer bir ismi radyasyonla çalışılıyor. Bir risk faktörü o şekilde. Bir de tomografide kullanılan ilaçlar, şimdi öyle ilaçları da biraz anlatalım. Bura çekim alanı. Hasta bu masanın üstüne yatıyor ve direkt olarak buranın içinde diğer tomografi çekimlerinin, beyin, servikal, torakal, üst abdomen, alt abdomen videoları mevcut kanalın içinde, onları izleyebilirsiniz. Aynı zamanda kanalın devamı için abone olmayı, birlikte bununla beraber eğer videoyu da beğenirseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Videoyu çok beğenirseniz sevgili arkadaşlar altına da yorum yazın. Eğer videolarla ilgili kafanıza takılan sorular varsa mutlaka yorum kısmına yazın. İş yoğunluğu dolayısıyla eğer boşluğum olursa mutlaka cevap veririm yorumlara. Cihazın içine bu şekilde gidilir ve ilaç genelde tomografide bir otomatik enjektörle verilir. Hemen otomatik enjektöre geçelim. İlaçlar bu otomatik enjektörle verildiği zaman basınçlı bir şekilde veriliyor. Basınçlı 300 psi basıncıyla bu volüm ve hızı ona göre veriliyor. Eğer çekilen anjiyo ise yüksek bir hızda verilmesi gerekiyor damarların akışını kontrol etmek için. Bu basınçlı cihazdan verildiği zaman bazen damar yolu patlamaları söz konusu olabiliyor. MR ilacı verildiği zaman, yani tomografi düzelteyim, bugün tomografi genelde hep MR anlattık. Tomografide kullanılan bu ilaçlara baktığımız zaman bu ilaçların kullanılan madde yanohexol içerikli. Şu an kullanılan yanohexol 100 milimlik 300 mililitre mol yapısına eklenmiş. Bunun daha 350'leri de ne bulunuyor? Bulunuyor. Bu cihaz bu ne yapıyor? Direkt olarak koldan verilen karaciğerin, böbreklerin, aynı zamanda damarların boyamasını sağlıyor. Bize kitle lezyon ayrımını sağlayan ilaçtır. Alerjik özelliği vardır. Evet, en önemli özelliği şu: damardan verdiğimiz zaman hastada vücutta ayaktan başlayan vücuda doğru böyle sıcak basan bir yapısı söz konusu. Bununla beraber işte bu otomatik enjektörden bu da yüksek basınçla verildiği zaman ayaktan yukarıya doğru bir ısınma, aynı zamanda mide bulantısı ne yapabiliyor? Gerçekleştirebiliyor. O yüzden derin derin nefes, korkmamak gerekiyor. Ve çekimden sonra en önemlisi, bu yanohexol içeriği olduğu için böbreklerde süzülmeyi, daha çabuk atılmasını sağlamak için bolcana su içildiği zaman 24 saat içinde ya da 48 saat içinde bu ilaç vücuttan böbrekler yöntemiyle ne yapılıyor? Atılıyor. Bir de çekim bölümünün ön kısmına geçelim. Şimdi burada tomografi çekimlerinde abdomen, toraksları birlikte çekildiği filmler olabiliyor. Özellikle karın batın filmi çekildiği zaman şöyle bir şurup veriliyor. Bunun da direkt olarak etken maddesi laksatif, yani bağırsakların açılmasını, bağırsakların daha hızlı çalışmasını yapıyor. Bu şurup gibi malzemeyi, ilacı hastanede kullanmak gerekiyor. Direkt olarak hastaneye gelmiyor ve hastanede 1,5 litre suyun içine döküldükten sonra içiliyor. Tomografi, eğer batın filmini merak ediyorsanız onunla ilgili de bir başka videomu kanal içinde ne yapabilirsiniz, izleyebilirsiniz nasıl hazırlandığını. Bu ise damardan veriliyor. Buradan da çekim yapılıyor. Tomografi çekimleri genelde beyin çekimleri. Hastanın çekim süresi, burada kullanılan cihaz spiral bir tomografi olduğu için çekim süresi, makinedeki çekim süresi
Bir dakika gibi, yani süreleri kısa aslında da, bir dakika, ama hastanın içeriye girmesi, yatması, kalkması 3 ile 5 dakika süre ne yapabiliyor? Alabiliyor. İlaçlı çekimler biraz daha işte o ilacın damara bağlanması, otomatik enjektörden verilmesi, direkt olarak bir çekim süresi 3 ile 5-10 dakika olabiliyor. Bazen geç dönem karaciğer filmleri de alma durumları söz konusu olabiliyor. Tomografide dediğim gibi radyasyonla çalıştığı için, radyasyon aldığı için hastalar direkt olarak bu durumdan radyoaktiviteye maruz kalıyor. Şurada her zaman bulunuyor. Özellikle hamile kadınların girmesi nedir? Evet. Devam edeceğiz. Şimdi buraya baktığımız zaman hamile kadınların girmesi şüphesi olanlar ne yapamıyor? Giremiyor. Bu noktada direkt olarak hamilelik şüphesi olan hastaları ne yapmıyoruz? Radyasyonlu alana almıyoruz. Bir kurşun önlük giydiririz. Tomografide kimler giremez? Şimdi hemen böyle kapıda da yazıyor. Özellikle hamileler ve hamilelik şüphesi olanlar giremez. Sebebi şudur: radyasyonlu alan. Radyasyonlu alanda X ışınlarının zararları ile ilgili direkt olarak ne vardır? En önemli unsur şudur: radyasyonun insanın DNA zincirini yüksek bir enerjiyle girdiği zaman bozma durumu söz konusu. Özellikle embriyoların o mitoz mayoz bölünme süreçlerinde bu yüksek enerji parametreleri, enerjiler geçtiği zaman doku bozulmalarına ve mutasyona neden oluyor. Bu da istenmeyen bir durum. O yüzden hamilelik şüphesi olan bayanların tomografiye girmesi, hemen kapıda da ne yapıyor? Yazıyor. Böyle bir durum varsa tomografiden uzak oluyoruz. Tomografi dediğimiz gibi X ışını ile çalışan ve beyinden ayaklara kadar çekilebilir. Burada hem beyin, boyun, göğüs, karın, kalça, ayak, diz hepsi istemine göre çekiliyor. MR'a göre avantajları var. MR'ın tomografiye göre avantajları var. Özellikle tomografinin şu özelliği: kemik yapılarda çok daha etken, akciğer filmlerinde çok etkili oluyor. Çünkü akciğerin diyaframatik hareketli olduğu için MR'a göre daha etkili bir sonuç. Çünkü hareket artefakını ortadan kaldırdığı için, bir de karın grafilerinde daha hızlı ve daha çabuk çekildiği için daha ayrıntılara ne yapabiliyor? Yer verebiliyor. MR'dan daha iyi sonuçlara neden olabiliyor. Tabii ki MR'ın da tomografiye göre üstün yanları vardır. Özellikle çekim bölümlerine göre MR'la ilgili, yine MR'ın avantajları ile ilgili bir video hazırlayacağım. MR niçin çekilir? Niçin böyle kullanılan ilaçların etkileri? MR'a kimler girebilir, kimler giremez? Bununla ilgili detaylı bir video da hazırlayacağım. Ama tomografi, dediğim gibi, X ışınıyla, bir tomografinin en büyük handikaplarından bir tanesi X ışınlı olması. Tabii gelişen teknolojide tüpten çıkan enerjiyi toplayan direkt olarak dedektörlerin daha fazla olması, eski teknolojiye göre daha düşük enerjili bir görüntüleme teknikleri de ne yapmaya başladı? Oluşmaya başladı. Yüksek dedektörlerle X ışınları daha fazla toplayarak görüntüleri elde edebiliyor. Bu kullanılan işte 12 slice, 32, 64, 128, 256, 512'ler yüksek dedektörlü, yüksek teknolojili tomografiler meydana geldi. Hatta flash dediğimiz 512'li tomografiler ciddi anlamda hem kardiyak dediğimiz kalp anjiyolarını çok daha iyi, girişimsel dediğimiz invazif girişimsel yapmadan direkt olarak kalp damarlarının yapılarını göstermeyi sağlayabilecek özelliğe ne yaptı? Ulaştı. Tomografi tabii ki üstün yanları böyle daha hızlı çekimler, hastanın klorostrofobik dediğimiz kapalı alan ortamından daha rahat geniş bir ortam sağlıyor ve ses yok. Tomografinin bu gibi özelliklerinden dolayı tomografiler hala tercih ediliyor ve çekimler devam ediliyor. Özellikle onkoloji takibi hastalarda
çok iyi sonuçlar, işte metastazları takip etmede çok iyi sonuçlar veriliyor. Bir radyasyon etkisi, bir de bu kontrast maddelerin direkt olarak alerjik özelliklerinin olması, yüksek basınçtan verdiğimiz zaman damar patlamaları meydana gelebiliyor. Damar patlamaları çok fazla görülen unsurlar arasında yer alır. Alerji durumları çok minimal oluyor ama en fazla görülen ilaç verirken yüksek basınçta damar patlamaları görülebiliyor. Çünkü otomatik enjektörle veriliyor. Hasta oradan otomatik enjektörün çekim anında verildiği için müdahale olmuyor. Buradan burası kontrol odası. Kontrol odasında mecburen takip edildiği zaman çekimi keserek ancak çekimi durdurarak ancak hastanın yanına gidilebiliyor. Bu yüzden bazen damar patlamalarından dolayı şişmeler olabiliyor. Ve bir hastaya biliyorum ki kompartman olmuştu, damar kopmasına neden olmuştu. Ameliyat olarak o da düzelmişti o şekilde. Tomografi bu ilaç ne yapıyor? Bu ilaç biraz daha bağırsakların daha hızlı çalışmasını, hastanın ilacı aldıktan sonra, bu sulu ilacı aldıktan sonra ne oluyor? Lavabo ihtiyacı daha hızlı bir şekilde oluşuyor. MR'da yani hep MR anlattığım için dilimde hep MR'a gidiyor. Tomografide eğer kontrastlı bir ilaç alınmışsa o zaman bol bol, daha önce de ifade ettiğim gibi, bol bol su içilerek 24 saat içinde bu kontrast maddeler ne yapılabiliyor? Atılabiliyor. Kanalın devamı için abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Başka videolarda görüşmek üzere. Tomografi ile ilgili eğer sorularınız varsa da yorum kısmına lütfen yazmayı unutmayın.